Epey bir vakit oldu Sefir Efendi. Ziyaretinize gelemedik. Ben birkaç kere çağıracaktım sizi. Ama duydum ki şarabı bırakmışsınız. Kim dedi yahu? Kim demişse yalan söylemiş. Eskiden gelirdiniz. He, uzun zamandır gelmeyince hakikat zannettik paşam. Yok canım. E ne yani şimdi? Bu kadar yolu kahve içmek için gelmedik herhalde, değil mi? Paşam, mahzendeki en genç şarabım 100 senelik. Yapma yahu. Benim mahzendeki koleksiyonun dünyada eşi benzeri yok. E Sefir Efendi, bir de biz görelim şu şarabı mahzeni. Hay hay, buyurun gidelim o zaman. E buyurun gidelim. Sene. Neden bu kadar önemli? Her yıl iklimin farklı oluşundan paşam. Şarap iklimden etkilenir. Allah Allah. Üzümün olgunlaşma süreci çok mühim. Eğer o sene çok yağmur yağarsa üzüm şişer. Böyle seyreltik olur. Kontrol edelim. Üzüm şişmiş mi, şişmemiş mi? Paşam açmasaydınız. Niye açmayacağız? Bir bakalım. Güzel mi değil mi? Aman bu leş gibi kokuyor vallahi. E bu bozulmuş canım. Bunu dökmek icap eder. Aa, bak görüyor musun? Şişe elimden kaçıverdi. Mesela şu şişe kaç senelik? 200 paşam. 200 senelik. E o zaman bunu da bir kontrol etmek icap eder. Paşam! Açmasaydınız. Bakıyoruz. İyi mi kötü mü diye. Aa, bak görüyor musun? Bu da elimden kaçıverdi. Ne oluyor bu şişelere? Anlamıyorum ki. Paşam çıkalım. Çıkalım canım çıkalım. Aman şarabınız batsın. Ben zaten siz Fransızların hiçbir şeyini sevmem. Bir de Fransız ihtilali yaptınız. Milletin başına iyice bela açtınız. Çıkalım. Ne yandan çıkacağız? Şu yandan mı? Yoksa... Şu yandan mı? Bu taraftan başım. Tamam canım tamam. Çıkarız. Ama evvela Sefir Efendi, şunu hükümetinize güzelce söyleyiniz. Bu Mahmut Paşa tam bir Fransız düşmanı değiliz. Zaten bu Mahmut Paşa, bu Napolyon Bonaparte'ı da hiç sevmezdi deyimiz. Şimdi tarif ediniz bakalım ne yandan çıkacağız. Şu taraftan mı? Yoksa acaba çıkış yönümüz? Şu taraftan mı? Ne taraftan? Bu taraftan çıkalım paşa. Çıkalım lütfen. Tamam canım tamam. Çıkarız. Mahzeninizin meraklısı değiliz. Şimdi sıra sende, Rus sefareti.